isminde bulunan adaleti dünden yitirmiş bir iktidarın belediyeler arasında ayrım yapmamasını beklemiyoruz zaten. Ayrım yapacaklardır. Eşit davranma ihtimallerini bile görmüyoruz. Ama bu adil davranmamayı belli bir noktada durdurmaları gerekiyor. Ne bileyim işte Cumhurbaşkanı Topal Ördek dedi. Ona uygun olarak kredilerini engelleyebilirsiniz. Bu da anlaşılabilir. Anlaşılmaz ancak hadi diyelim. Ama bunu bir kriminal bir hale getirip yolsuzluk yapanlara ses çıkartmayıp aksine mahkeme sonucu olmayan belediye başkanlarını görevden alırsanız ya da orada bir terör varmış gibi, terör örgütleri orada cirit atıyormuş gibi işleme tabi tutarsanız bu bir vicdansızlıktır. Ve bir başka bir şey daha. Bunu bu ülke çok yaşadı. Kendi yolsuzluk yapanını engellemezse yolsuzluk bir kanserli hücre gibi her tarafa yayılır. Ve sorumsuzluk da bunlara tanımak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Ben Sayıştay raporlarındaki usulsüzlükleri söylemeyeceğim. Garo Bayan söyledi bunu. Bursa'daki 4 milyon lira alan Yıldırım harcayan Yıldırım Belediyesi'ni, Malatya'daki temizlik işleri için Mercedes alınmasını, Bursa'da 27 ihalenin tek kişiye verilmesi, bunları ayrı tutuyorum. Ama asıl bizim kayyum belediyelerini de bırakıyorum. Bizim belediyelere yapılanları ifade edeceğim. Birincisi Yalova Belediyesi. Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman bir suç ihbarı yapıyor ve görevden alınıyor. Bunun üzerine 3 tane bilirkişi raporu ve MASAK raporu suçsuz olduğunu söylemesine rağmen 2,5 yıldan bu yana görevine iade edilmiyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar mahkeme sonucu yokken görevden alınıyor. Çam Belediyesi keza aynı şekilde. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 557 terörist var denildi. Onunla ilgili en küçük bir açıklama daha sonra çıkmadı. Bu iddiayı kamuoyuna bırakan kişi bununla ilgili tek bir işlem yapmadı. Mersin'de bir terör saldırısı sonrası 17 çalışana, ertesi gün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 17 çalışana sabah erken saatlerinde yine terör gözaltısı yapıldı. Ama ne oldu? 13'ü serbest kaldı. Bunlardan bir tanesinde şehit çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bunların hepsini yapan, bu kriminal dönemi yansıtan kriminal bakan. Biraz önce ifade eden grup başkan vekilim gibi suç işleri bakanı. Fakat suç işleri bakanı bunu yapıyor olsa da burada AKP milletvekillerinin, AKP yöneticilerinin buna itiraz etmeleri gerekiyor. Çünkü yapılanlar diğer kendi belediyelerdeki yolsuzlukla mukayese ettiğinde arada dağlar kadar. Ben size Adana'dan, Ceyhan'dan da bir örnek vereceğim. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, genç bir kardeşimiz. İlk başta Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevden alındı. Daha sonra da bir yolsuzluk soruşturmasıyla hapse atıldı. Tam 4,5 ay genç kardeşimiz hapse yattı. Mahkemeye çıktı. Mahkemede rüşvet aldığı ifade edildi. Bu rüşvet de tapelerde olduğu söylendi. Ancak bu tapelerde rüşveti veren ben vermedim diyor, alan ben almadım diyor. En sonunda da mahkeme sesli dinlemek üzere tapeler istedi. Tapeler gelince o yolsuzlukta Kadir Aydar'ın adı ortaya çıkmadı. Ve sonuçta bunun bir düzmece olduğu ortaya çıktı. Ben buradan sizlere soruyorum. Bu yolsuzluk sonrası, bu organize kötülük sonrası bile isteye bu kötülüğe alet olmak. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Uğur Aydın. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi üzerine AK Parti grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle şehit olan öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor ve tüm öğretmenlerimizi, geleceğimizi inşa edecek yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimizi de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Evet, Sayıştay 6085 sayılı kanunun 48. maddesine göre denetim yapar. Nelere denetlediği de çok aşikar, malum.
Şimdi Sayıştay denetçi gitti, kurumda denetimini yaptı. Bir suç buldu veya konusu suç teşkil eden bir olaya rast geldi, denk geldi. Raporunu yazar, Sayıştay Başkanı'na öncelikle bildirir. Hangi belediye şudur budur diye bakmaz. Sayıştay Başkanı'na bunu bildirdikten sonra Sayıştay Başkanı esnek davranamaz, keyfi davranamaz. Ne yapar? Bunu derhal ilgili daireye bildirir. İlgili daire 4 asil üyeden ve 1 başkandan oluşur. Bunlar inceleme yaptıktan sonra hakikaten konusu suç teşkil eden bir durum varsa Cumhuriyet Başsavcılığına ne yapar? Suçu bildirir. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu inceler, araştırır. Hak mahrumiyeti gerektiren durum varsa Adalet Bakanlığı, eğer hak mahrumiyeti gerektiren bir durum yoksa, kamu zararı varsa bunu Sayıştay'a bildirir. Sayıştay da maliye aracıyla kamu zararını, zarar ortan kişileri ne yapar? Gider onlardan tazmin yönüne gider ve tahsilatını yapar. Değerli arkadaşlar, şimdi Sayıştay bu kadar temiz bir soruşturma yaparsa, yaparken, denetim yaparken sizler burada gelip de A belediyesine, B belediyesine şöyle karar verdi, keyfi karar verdi, yargılar yargısal boyuttan sonra İçişleri Bakanı bunu uygulamıyor demek absürt bir şey. En hafif itibariyle absürt bir şey. Neden? Çünkü arkadaşlar incelemeye baktığınız zaman, incelenen konulara baktığınız zaman ilgili belediyelerin neden görevden alınmadığını, belediye başkanlarının neden görevine devam ettiğini zaten siz de çok net biliyorsunuz. Mesela Uludere Belediye Başkanı, suç olduğu konusu suç teşkil eden durum var. Hangi tarihte olmuş? Belediye başkanı olmadan önce durum söz konusu ve İçişleri Bakanlığı bunu görevden almıyor. Diğer bir konu, aynı konu, Hilal Belediye Başkanı. 2013 yılında suç var mı? Var. Ceza almış mı? Almış. 2014 yılında bu belediye başkanı tekrar seçiliyor ve 2019 yılında tekrar seçildiği için görevine devam ediyor. AK Partili belediyelere bunu uyguladınız. Başka belediyelere niye uygulamıyorsun diyorsun değil mi? Ataşehir Belediye Başkanı, Adana Belediye Başkanı da aynı durumda karşı karşıya kalmış ve onlar da ne yapmışlar? Tekrar görevden atanmışlar. Efendim, Yalova Belediye Başkanı'ndan bahsetti arkadaşlarımız. Yalova Belediye Başkanı bir defa bir görevi başındaydı, seçime gitmedi. Görevi devam ederken suçu tespit ediliyor, ceza alıyor ve cezasının sonucunda... Buyur. Yalova, bizim arkadaşlarımızın bir tanesi mahkeme basmıyor. Hepsi ne yapıyor? Mahkeme kararına saygı duyuyorlar. Ama sizler işinize gelince hukuk ve yargı süreci devam ederken hukuk size göre, sizin istediğinize göre hoşuna gidecek şekilde karar verirse bağımsız bir yargı ve mahkeme diyorsunuz. Ama hoşunuza gitmediği zaman evet adalet tecelli etmedi. Çünkü niye? Mahkemeler bağımsız diyorsunuz. Arkadaşlar, çifte standartlı bir şekilde hareket yapmayın. Bursa Belediyesi 7 milyar cirosu var. Bütün ihalelerini e-ihale sisteminde canlı yayında yapıyor. Sadece ve sadece 8 milyon TL'sini 21B'ye göre yapmış. 21B'ye göre yapmış. 7 milyar kaç para? 8 milyon kaç para? Bunu getirip burada söz konusu yapıyoruz arkadaşlar. Biz AK Parti olarak kurum ve kuruluşlara bakmadan, isimlerine bakmadan, belediyesinin ismine bakmadan kim haksızlık yapıyorsa, kim rüşvet diyorsa, kim suç işliyorsa onun hesabını sormayan namerttir. Ama burada gelip de çifte standart... Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Buyurun sen.